Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar beyler. Yine sürekli sorulan bir sorulardan biri. Köpeğim durup dururken birden kilo vermeye başladı. Ya da kış döneminde köpeğim sürekli kilo veriyor, bir türlü kilo aldıramıyorum gibi sorular var. Köpek neden kilo kaybeder? Şimdi onu anlatayım. Köpek neden kilo kaybeder? 2-3 tane seçenek var. Benim kendi tecrübelerime dayanan ve bunları size anlatmak istediğim. Özellikle kış aylarında barınağı yani köpeğin bulunduğu yerde eğer aşırı derecede rüzgar alan bir yer varsa ve köpek sürekli akşamları üşüme pozisyonuna geliyorsa, ki üşüyen köpeklerde biliyorsunuz gözlerinde çapaklanma olur. Köpek üşüyebileceği bir ortam mesela havadan geldiği zaman işte ıslaksa vücudu, eğer bu vücut kurutulmadıysa tüyleri, hayvan biliyorsunuz ısınmak için vücuduna yağını eritir ve bu yağ eridikçe köpekte kilo kaybı olur. Çünkü vücut bir şekilde kendini soğuğa karşı savunmak zorunda. Bu soğuk havalarda köpekleriniz eğer dediğim gibi korunaklı yeri değilse, köpek soğuğa sürekli maruz kalıyorsa vücudundaki yağ yakacağı için sürekli köpekte kilo kaybı başlar. İkinci, köpeklerde şeker hastalığı kilo kaybına sebep olur. Aşırı su içen köpeklerde, merada çok çabuk yorulan köpeklerde, işte merada saldığınız zaman sabahleyin ava girdiğinizde, özellikle yazın bulutlu avlarında çok çabuk susayan, çok çabuk yorulan köpeklerde şeker hastalığı belirtisi olur. Üçüncü seçenek ve sürekli karşılaştığımız düzgün yapılmayan parazit tedavileri. Parazit ucunda aşırı derecede parazit yoğunluğu olan bağırsaklarında parazit yoğunluğu olan köpeklerde kilo kaybolur. Çünkü vücudun almış olduğu vitamini bağırsaklardaki parazitler yok edeceği için köpeğin kilo almasına engel olur. Parazit bulguları nelerdir? Köpeğinizi saldıktan sonra köpeğinizi merada yaklaşık 15-20 dakikalık performanstan sonra köpeğinizin ağzında sümük müsaf edersiniz. Salya uzaması varsa bu köpeğin parazitlerinin yoğunluğunun habercisidir. Köpeğiniz aşırı derecede su içiyorsa parazit yoğunluğunun habercisidir. Meraya saldığınız zaman köpeğiniz avı bırakıp sürekli ot yeme ihtiyacı duyuyorsa bu köpeklerde parazit olduğunun habercisidir. Köpek büyük abdestini yaparken işte aşırı derecede ishal oluyorsa ve ishalsiz geçiremiyorsa bu köpeklerde parazit de vardır. Bu gibi sebepler av köpeklerimizde meradaki performans düşüklüğünün sebebinin birinci maddesi. Eğer köpeklerimizin parazit tedavisini zamanında ve doğru bir şekilde yaparsak, doğru bir şekilde derken şöyle söyleyeyim, parazit tedavisinde haplarını verdiğiniz zaman eğer köpeklerinize tok karnına verirseniz hiçbir anlam olmaz. Diğer canlı yayındaki videolarımda anlattım, kendi sayfamda da anlattım. 12 saat aç kaldıktan sonra köpeğe parazit haplarını kilo başına Drontal veriyorsanız, belki ben onu kullanıyorum, 10 kilo başına bir hap oluyor. Eğer köpeğiniz 20 kilo ise 2 hap vermeniz gerekiyor. Yaklaşık 24 saatlik açlık döneminden sonra saatinden sonra köpeğe hapları oturup en az 2 saat demek 3 saat sonra köpeğinize eğer yemek verirseniz işte vermiş olduğunuz parazit hapın doğru verilme şekli budur. Köpeğiniz dediğim gibi aşırı derecede su içmesi, aşırı derecede ağzının salya olması, merada çok çabuk performans düşüklüğünün olması köpeğinizin kilo kaybına, yani bağırsaklarının parazit olduğunun belirtisidir ve bu da kilo kaybına sebep olur. Bir de vermiş olduğunuz gıdaların, işte proteinin azlığı, işte vermiş olduğunuz köpeğe yemeğin kalorisinin düşüklüğü, bunlar da köpeğin kilo almasını engeller. Şöyle söyleyeyim, normalde köpeğinize kilo aldırmak istiyorsanız, verdiğiniz mamayı değiştirebilirsiniz. Ben mesela şöyle yapıyorum, arkadaşa söylüyorum. Köpekte dediğim gibi işte bulgular yoksa, köpekte herhangi bir şekilde işte bağırsaklarında parazit falan yoksa ve köpeğiniz kilo kaybediyorsa, ben mesela atıyorum günlük 2 ekmeği bir kovanın içinde sulandırıp onun içine günlük veriyorsam atıyorum 300 gram mama, buna 150 grama düşürüp o ekmekle beraber karıştırıp lapa şeklinde, yani papara dediğimiz şekilde bunu karıştırıp çorba kıvamına getirince, ki aşırı sulu olmayacak şekilde, sabah akşam köpeğinize bunu verirseniz köpeğin kilo almasını sağlarsınız.
köpeğinizin kilo almasını sağlayamıyorsanız, eğer bir iki tane çiğ yumurtayı haftada en az 3 defa çiğ şekilde çırpıp yemek kabına o ekmekle mamayla karıştırıp verirseniz köpeğiniz kilo almaya başlar. İmkanınız varsa lor peyniri verirseniz, peynir suyu olabilir. Bunu köpeğinize verirseniz bu da köpeğinizin hem bağırsaklarına faydası olur hem de kilo almasını sağlar. Daha gerçi bir sürü seçenek var ama kendi tecrübe ettiklerim bunlar. Eğer bunları dediklerim halinde başa çıkamıyorsanız mutlaka veterine götürüp kan tahlili yaptırmanız gerekiyor. Bir önceki videomda da anlattım. Kalp burdu kilo kaybına sebep olur. Parazitler kilo kaybına sebep olur. Şeker hastalığı kilo kaybına sebep olur. Dengesiz beslenmek kilo kaybına sebep olur. Daha birçok konularda burada size bilgiler vermek istiyorum. Kanalıma destek olursanız, videoyu da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik teşekkürler. Daha yine birçok konularda av camiasındaki avcı arkadaşlarıma elimden geleni ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum bu kanalda. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.